buraya geldiğimiz tarihteki tespitlerle şu anki tespitler arasında zaten fiziki olarak ciddi bir fark var. Elbette bizim şu anda elimizde bazı belgeler de var. Ama biz şu an kamu kurumuyuz ve ben belediye başkanıyım. Benim temsil eden arkadaşlarımın yaptığı araştırmalar sürüyor. Ben de açıkçası kamuoyunun merakı gibi, sizin ilginiz gibi onları da silkeliyorum dönem dönem. Hızlanın diye ama kolay olmuyor. Farklı listeler, farklı çalışmalarda elde ettiğimiz bilgilere göre çokça araç sağda solda, ilgisi olmayan kurumlarda, kişilerde kullanıldığı konusunda yoğun tespitimiz var. Zaten biz bu israfı görüyorduk. Onun için israf tasarruf dedik. En yakın zamanda bunu sergileyeceğiz. Ama sergilemek için o araçları bulabilecek miyiz emin değilim. Yani şöyle ki geri verilmiş olma ihtimali yüksek bir kısım araçların bu dönem içerisinde. Ama bunlar hani tespiti mümkün. Şu an arkadaşlarım yoğun olarak ona çalışıyorlar. Biz tümüyle İstanbul'dan Türkiye'ye şu mesajı vermek istiyoruz. Bunun siyasi partisi yok. Bunun ocusu bucusu da yok. Bu çok net. Belediyeler kamuya ait bir alan. Her kuruşuyla, her değeriyle beraber. Onun için ben her kuruşunu korumak için belediye başkanıyım. Araçta mı tasarruf yapmamız gerekiyor? Yapacağız. Yarıya mı indirmemiz gerekiyor? İndireceğiz. Bazı araç tespitlerimiz var. Bir yıllık, 13 aylık kirası kadar bedeli var araç. 13 ay. Yani 13 ay ödediğiniz kirayla aslında o aracı satın alabiliyorsunuz. Böyle mikro ölçekli tespitlerimiz var. Tümüyle bu tespitler üzerinden sizi de toplumu da gerçekten yani bu çok acıymış dedirtecek seviyede düzenlemelerimizle beraber size bilgisini, belgesini sunacağız. Tarih vermekte zorlanıyorum. Dediğim gibi gerçekten yani bazı bilgilere erişim noktasında sıkıntılarımız var. Bizim de zaten daha önce verilerin tespit edilmesi noktasındaki talebimiz tam da buydu. Yani bazı veriler tespit edilsin ve o bir milat gibi kabul edilsin. 31 Mart, 31 Ocak ve bu aşamada ne olup bittiği. Tabii sonrasında 23 Haziran seçimi yaşandı. O da bir milat. O arada da ne olup bittiği. Çünkü başka tespitlerimiz de var. Bu ihtiyaç fazlası makam araçlarını nasıl değerlendireceksiniz daha sonra? Kiralık zaten geri vereceğiz. Ha geri vereceğiz ama geçmişe dair ne var ne yok tespit edeceğiz. Elbette soruşturması zaten bir yandan teftiş kurulu üzerinden soruşturması da sürüyor şu anda. Yani bakın belki tek alana fokuslanıyoruz ama bu tek alan değil. Yani birçok alanı var bu işin. Elbette bu önemli, çok göz önünde bulunan ve görülen bir şey. Bunun farkındayım. Ama dediğim gibi sadece bu alana fokuslanmayacaksınız. İleride başka alanlarla ilgili de. Yani düşünün bir kuruma, bence gerekli olmayan bir kuruma yapıyı veriyorsunuz. Hadi verdiniz. Tadilat yapıyorsunuz. Sonra yine bakımını yapıyorsunuz. Hatta içine eleman veriyorsunuz. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, sayısı çok. Yazık değil mi İstanbul'da ya? Yani hangi kamusal çıkarı koruyor oradaki dernek ya da vakıf? Bu bakımdan bütünüyle bu tespitler tamamıyla tasarrufa dönük yoğun tespitlerdir. İsrafı önleyici yoğun tespitlerdir. Sakın şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Hani acaba kamuoyuna açıklamak mı istemiyorlar? Asla. Biz her konuda şeffaf olacağımızın sözünü verdik. Sadece somutlaştığı anda konuşmayı seven birisiyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki de araçlar gündeme geldikten sonra zaten diğer büyük meclis olan burası da aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki araç konusunun tekrar gündeme gelmesinin nedeni de bu. Peki takip konusunda mı sıkıntı oluyor? Yani GPS sistemi var yoksa ya kayıtlarda mı yok bu araçlar? Evet bir kısmı yani somut elde duran kayıtlarda gözükmüyordu ama başka kayıtlarda tespit ettik. Dediğim gibi kurumla yani bu işi alan şirketle şu an görüşmeler sürüyor ve
yani kamus olarak toplum adına toplumun aslında namusu. Yani her kuruş, araçlar, her şey. Onun için bütün arkadaşlarıma söyledim. Ne varsa bu anlamda çıkaracaksınız ortaya. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yani tabii ki GPS sistemiyle takip sistemi var buranın ama onlar belli araçlar üzerinde var. Diğerlerinde yok. O fotoğraf çekilecek. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Öyle ya da böyle. Peki 23 Haziran öncesi de daha önce de söylemiştiniz araştırdığınızda bu istihdamla ilgili kayıtları da inceleyeceğinizi dile getirmiştiniz. Elbette. O konuya ilişkin bilgi var mı? Çünkü bazı iştiraklerde özellikle işe alımlarla ilgili soru işaretleri var. Liyakat mı? Yoksa neden 23 Haziran'dan 2 gün önce çünkü işe alımlar da bugün gündemde? Evet. Ne yazık ki var. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben kendi ilçemde belediye başkanıydım ve muhtemel adayı olarak gözüküyordum. Dolayısıyla 6-7 ay öncesinden yani ta Eylül'de, Ekim'de aldığımız prensip kararlarını söyleyeyim. Eleman alımını durduracaksınız. İhtiyacınız varsa bile seçimden sonra. Niye? Yanlış anlanır. Yani seçime giderken niçin? Çok acil bir husus varsa açıklamasını getirin. Bu niye biliyor musunuz? Kurumsal etik. Yani giderken işte borçlanmak gibi, giderken bir başka şey yapmak gibi ya da seçime bir hafta kala bütün sizin harcamanız gereken parayı harcamak gibi. Mesela bu da bir alanımız, bunu da araştırması sürüyor. Tümüyle olaylara böyle bakıyoruz. Bir başka hususta sizin söylediğiniz personel alımı konusu tespitlerimiz var. Bizce gereksiz bir şekilde bir bankaya yük olması gereken personel düzeninin bizim şirketimize devredilmesi ve bir külfet haline dönüşmesi. Dolayısıyla bunu inceliyoruz. Bu sayılar yüksek. Yani toplamda 400-500'e yakın kişiden bahsediyoruz. Bu tabii 400-500 kişiyle ilgili de değil. Yani tümüyle insan kaynaklarına bakacağız. Son 6 aydaki hareketliliğe bakacağız, gerekliliğine bakacağız ve insan kaynakları içerisinde tespitlerimiz var, işe gelmeyen insanlar var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz ama bunların metotları var. Yani başkan talimat verdi, işten atın. Böyle bir şey yok. Bazı gazeteler yazıyor. Yok öyle şey. Bankamatik yok, öyle bir şey yok bizim belediyemizde. Biz öyle bir şeye müsaade etmeyiz. Ama bizden önce müsaade edilenlere dair de çalışmamız var. Raporları tutulacak, fotoğrafları çekilecek. Kartıyla beraber gelip gitmiş mi? İşine beraber, işte burada işiyle beraber meşgul olmuş mu? Yoksa birkaç yıl boyunca sadece sağda solda gezip buradan maaş mı almış? Buna da bakacağız. İnsan kaynakları düzenini göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki son verilerle 85 bine yakın çalışanı var. Bu kadar büyük bir insan kaynakları yönetimi olan bir organizasyonun muazzam bir insan kaynakları yönetimine ihtiyacı var. Biz kamu adına da bir devrim yapacağız burada. İnsan burada çalışan insanlar mutlu, performansını yükselten bir konsantrasyonu var olan, haklarını alan ama aynı zamanda iş disipline, iş ahlakına uyan bir yapı. Çünkü farklı bir özelliği var kamunun. Topluma hizmet ediyorsunuz direkt. Yani bir aileye, bir şirkete değil. Direkt topluma hizmet ediyorsunuz. O kutsallığının muhafaza edildiği bir alan. Bu alanda bunun bu kavramlara uymayan varsa elbette gereği yapılacak. Peki çok tartışılan bir konu var son dönemde. Yeni seçilen AKP'li ve CHP'li belediyeler içerisinde başkanlar akraba atamaları, yakın akraba atamaları yapmışlar. Bu konudaki değerlendirme. Hiç fark etmiyor. Derhal gereğini yapmalılar. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Bugüne dair değil ki. Derhal gereğini yapmalılar. Yok öyle. Burası eş dost akraba yeri değil kardeşim. Kim ise fark et, ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partim de hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak. Ya ama çok marifetli. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. Yani 3-5 ara ben öbür taraf yaptıkları performanslarıyla gerçekten alkışlanacak, başarıları imza atmış insanlar bizimle beraber yol yürümek istiyorlar. Bu benim için çok değerli. Bu sürecin en
doğru şekliyle yönetilmesi adına da uzman arkadaşlarımız en objektif şekliyle irdeliyorlar. Muhtemelen bu hafta büyük bir kısmını arkadaşlarımın sizlerle paylaşacağım. Ve göreceksiniz her birinin geçmişinde başarı var. Çünkü bizim iştiraklerden beklentimiz çok büyük. İştiraklerimizin şu felsefesi olacak. Kamuya hizmet edecek ama kazancını yine kamuyla paylaşacak. Aynı zamanda gerektiğinde finansal anlamda da kamuya servis edebilecek bir kurumsal şirket düzeni olacak. Bunun anlamı şu. Dünyada herhangi bir finans kuruluşuna gittiğinde ya da Türkiye'nin herhangi bir finansal kuruluşuna gittiğinde çok itibarlı, üretken, iş geliştiren bir mekanizmaya sahip iştirakler haline gelecekler. Bu bakımdan şu an oluşan insan kaynakları portföyümüz, genel müdürleri özellikle çok üst seviyede. Tümüyle yönetimsel sorunlarını da toparladığımızda iştiraklerimizi gerçekten böyle vitrine koyduğumuzda çalışanlarıyla beraber herkesin gurur duyacağı bir şekli alacak. Teşekkür ederim. Tatile çıktınız ya. Hı. Bu da yani televizyon kanallarında açık oldu. Bazı tartışma programlarında çalışanlar bekledim. Eleştiriliyor yani. İstanbul'da bekleyecek bir yok. Yani millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim. İstemediğim zaman işime, yani benim hakkım var. Yılda belli bir süre hakkım var. Ama benim mesaim de yok. Ben dün gece yanılmıyorsam arkadaşlarım beni birde eve bıraktı ve uyudum. Saat 6'da kalktım, işime geldim. Dolayısıyla benim mesai mefhumum yok. Ama ben insanım ve bir vücudum var. Bazen dinlenmeye de ihtiyacım var. Örneğin mesela 10 günde bir çok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12-1'e kadar uyuyasım geliyor. Yani buna kimse engel olamaz. Bu benim hakkım. Ben tahmin ediyorum bizi takip eden vatandaşlarımız da öyle 10 günde bir, 15 günde bir uyumamı, 6-7 ayda bir dinlenmemi de çok istiyorlar. Tatil bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun.